Hanım kızlar bu dediklerim hayal aleminde bir romandan okuduğum şeyler değil bunu siz de biliyorsunuz. Rüyalarımda gördüğüm şeyleri söylemiyorum. Abdestsizlerin evlerinde yetişmiş çocukların facialarını da konuşmuyorum. Bilakis Müslüman abdestli namazlı anne babanın çocuğu olduğu için aklınca Anne baba baskısından başka türlü sıyrılamayacağı için Asiyelik imkanı varken Asi bir kul olmayı tercih eden zavallı başörtüsünden de güya tabiz vermeyen aldanmış, Zihni aldanmış. Kurtuluşun tek çekirdeği olma şansını bırakıp Tufanda sürüklenmiş çöp gibi helak olup gitmiş, ne kadar olduğunu Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir sürüngen kitleyi gördüğüm için bunlara karşısı uyarıyorum herkes diyor ki ben bir defa ve dikkatli yaparım bu işi şeytan da diyor ki herkese bir defalığını alıyorum zaten diyor beyinler de bir defa kirleniyor onurlu asiye kafalı bir kadınla çek besmeleyi oku Yasin suresini sonra da aç cep telefonunu cep telefonu da başka ondan sonra ya nasip kızlarım benim ey bu ümmetin asiyeleri bu tufanda Allah dileseydi hiç bunlar olmazdı ama bu tufanı da gönderen Allah seçmek elemek istiyor bir mesaja kanan ve bin mesaja da tenezzül etmeyen iki kişiden birini almak istiyor Allah. Bana böyle dememişti. Allah içindi yaptığımız. Allah için şarap içmek gibi bir hata yapmıştın sen. Ablalar şeytan sizden sizden babanızdan hocalardan peygamberlerden ve babamız Adem Aleyhisselam'dan çok daha kurnaz. Çok daha akıllı. Allah da onun tuzağına düşerlerdi. Biz zannediyoruz ki şeytan elinde büyük bir nükleer silah gelecek, ya öldürün diyecek zannediyoruz. İyi bilin ki şeytan böyle yapmaz. Aptal değil o. Silahını gösterse kaçacaksın bunu bilir. Seni mesela mesela yarın sabah namazı kılmaman için kılma yarın ne olacak? Yarın salı salı günleri kılmasan da olur diyor mu kimseye? Böyle der mi hiç? Ne diyor ama? Bir saat iki saat kitap oku diyor. Saat 11 bir karlı çalışırsın. Bir de çay içittiriyor. Sonra üç oluyor uyuyamıyorsun. Dörde doğru başın ağrıyor bir kestiriyorsun. Sabah namazını öğleden sonraya bıraktın. Akşam ne yapıyordun sen? Allah için İslami kitaplar okumuştum. Sabah namazını kim için kılmadın? Allah için. Şeytan güçlüdür. Bu nedenle sevgili ablalarım size söylediği cici sözlere sakın inanmayın. Sözü doğru olabilir. Neden? Biliyor musun neden? Kaç yaşındasın? 20. Kaç kere evlendin? Kaç kere boşandın? O kaç kere evlendi? O kaç kere boşandı? Neye göre konuşuyor? Şöyle olacak, böyle olacak. Bir geliyor 20 yaşında delikanlı. Beraber şu dünyanın en muhteşem İslami yuvasını kuracağız, cihat edeceğiz. Daha önce kurdun mu? Yaptığın iş mi? Nereden biliyorsun? Ahalakı kıt delikanlı. Madem sen Allah için cihat edecek, Kudüs'ü kurtaracak bir ev kuracaksın. Var mı Allah'ın dininde anasından, babasından habersiz bir kızla gidip konuşup pazarlık etmek? Var mı?